Merhaba arkadaşlar, tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda kafamızın yapılışını göstereceğim. Bunun için ten rengi gazel ipimizi kullanacağım. 2 milimlik tığ kullanacağım. Şimdi başlayalım. Hemen sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 1 2 3 4 5 6. 6 sık iğne yapıyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi hemen buradaki ilmekten devam ediyorum. Artırma yapacağım. 1 artırma, 2 artırma, 3 artırma, 4 artırma, 5 artırma ve 6 artırma yapıyorum. 6 tane artırma yaptım. 12 sık iğnem oldu. İşaretleyicimi bu tarafa alıyorum. Şimdi arttırmalarımıza devam ediyoruz. Buradan bu sıramızda bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne bir arttırma, 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 tekrar bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 6 defa arttırma yapmış oluyoruz. Şu an 18 sık iğnemiz oluşuyor burada. 18 sık iğnemiz var elimizde. Şimdi hemen buradan devam ediyorum. İsterseniz işaretleyici siz bu tarafı alabilirsiniz. Ama ben buradan takip ederek devam edeceğim. Bu sıramızda 1 2 sık iğne bir arttırma. Bu sıramızda arkadaşlar 2 sık iğne bir arttırma olarak buraya kadar tamamlıyoruz. Bir, iki sık iğne, bir arttırma, bir, iki sık iğne, bir arttırma, bir, iki sık iğne, bir arttırma, bir, iki sık iğne bir arttırma. Burada da yine 6 tane arttırma yapmış olduk. Toplam 24 sık iğnemiz oldu. Yine buradan arttırmaya devam ediyoruz. 1 2 sık iğne 3 sık iğne ve bir arttırma. Bu sıramızda arkadaşlar sıra sonuna kadar, başlangıca kadar 3 sık iğne bir arttırma ile tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, 3 sık iğne bir arttırma ile tamamladım. Şu an 30 sık iğnemiz var elimizde. Yine arttırma ile devam ediyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne ve bir arttırma. Bu sıramızda aynı şekilde sıra başlangıcına kadar, buraya kadar 4 sık iğne bir arttırma ile tamamlıyoruz. 4 sık iğne bir artırmamızı tamamladım. Şu an 36 sık iğnemiz var ve yine tekrardan artırmaya devam ediyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5 sık iğne ve bir tane artırma yapıyorum. Burada yine sıra başımıza kadar, buraya gelene kadar 5 sık iğne bir artırmayla tamamlıyoruz.
Evet arkadaşlar, bu sıramı da tamamladım. 5 sık iğne bir arttırmayla. Şu an 42 sık iğnem var elimde. Şimdi buradan sonra işaretleyicimi bu tarafa alıyorum ve buradan düz bir şekilde herhangi bir eksiltme artırma yapmadan 42 sık iğne olarak 5 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, 5 sıra düz ördüm. Şimdi işaretleyicimi buradan bu tarafa aldım ben. Buradan devam edeceğiz ve artık şimdi göz deliklerimizi oluşturacağız. Buradan başlıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sık iğne yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum ve bir tane sık iğne atlıyorum. Yani buna batmıyorum, bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğne ördüm. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum, bir diğerine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. 23 sık iğne yaptım. Şurada göz deliklerimiz oluştu. Şimdi burada şurada yapmış olduğum artırmaları yapacağız ama birazdan bir sıra şimdi düz gideceğiz. Düz giderken arkadaşlar şurayı kısaca göstereyim size. 12 sık iğne yapacağız önce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 şöyle 12 sonra buraya oluşturduğumuz göz deliğine batıyorum ve buradan hemen ilk ilmekten devam ediyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar göz deliğime batıyorum ve buradan devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum burayı. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım. Göz deliklerinin üstüne bir sıra gitmiş olduk. Şimdi burada işaretleyicimi ben bu tarafa alıp artırmalara başlayacağım. Burada bir artırma yapacağız. Hemen sıradaki ilmekten devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 sık iğne yaptım. Şimdi burada artırma yapacağım. 3 tane. Birinci artırmamız, ikinci artırmamız ve üçüncü artırmamız. Ve örmeye devam ediyorum. 1 2
3 4 5 6 ve 7. 7 tane ördüm. Tekrar 3 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 arttırma yaptım. Burada kalan ilmeklerimi düz bir şekilde öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 sık iğne. Şimdi arkadaşlar burada 20 sık iğnemi tamamladığım sıra sonuna kadar hemen işaretleyicimi tekrar bu tarafa alıyorum. Şimdi burada şu an toplamda 48 sık iğnemiz var. Bu sıramızda 48 sık iğnemiz var. Biz şimdi buradan herhangi bir eksiltme artırma yapmayacağız. Düz bir şekilde öreceğiz 48 sık iğnemizi. Toplamda 4 sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar, 4 sıra ördüm. Şimdi gözlerimizi yapacağız. Bunun için ben daha önce şöyle kesmiştim. Şu şekilde. Daha net göstermek istiyorum. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle bir keçe. Bakın bu keçe çok fazla hani böyle asladığınızda kopmuyor. Yani birazcık daha böyle hani şey nasıl anlatabilirim, tüylü değil. Tüylü olanlar genelde takarken küçüklerde özellikle çok fazla tüylendiriyor. O yüzden çirkin bir görüntü oluşuyor. Şimdi ben bunu kestim arkadaşlar ama size yeniden ben göstereceğim. Şimdi şu şekilde şöyle iki parçamı ben alıyorum. Şöyle katlıyorum. Şu ortasından şöyle açıyorum. Bunu da aynı şekilde. Genelde bu kesimi kullanıyorum. Örgülerimde. Şimdi şöyle gözü takıyorum. Hemen bir diğerini altına takıyorum. Şimdi bunu da kesim yaparken şu şekilde yapmışım ben. İnceledim. Yani şöyle söyleyeyim size. Şu altı biraz daha düz. Şöyle. Şu şekilde. Tam oval değil. Biraz. Bir ovallik. Buradan da şu şekilde bunu tabi şöyle düzelteceğiz. Şuradan biraz daha alabiliriz. Şunun gibi. Şöyle. Altı biraz daha düz. Üstü biraz daha oval. Mesela şu şekilde ölçebiliriz. Mesela şunu ölçtüm ben. Biraz büyük geldi. O zaman ne yapıyorum? Biraz daha kenarlarından şöyle alıyorum. Yani ikisini bir kestiğinizde görüntü her zaman daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü illaki birini ayrı birini ayrı kestiğimizde fark olabiliyor. Şöyle kestim. Şimdi bunu ne yapıyorum ben? Normalde şimdi şunu çıkarayım, diğer kestiğimi göstereyim size. Şunu şuradan çıkarıyorum. Keçiye zarar vermemeye çalışıyorum. Bunun şimdi çıkardığım yön değil, tam tersinden takıyorum. Şöyle bakın. Böylece eşit oluyor. Mesela şurada biraz ben fark gördüm. Altta kaldığı için keserken kesilmemiş sanırım. Orayı şöyle düzeltiyorum.
Şöyle bakın, şimdi daha güzel oldu. Şimdi bunları yerleştirelim. Şu göz deliklerimizi birazcık rahatlatalım. Öncelikle. Hatta ben bazen açıkçası tabii hemen taktığımda oluyor gibi bir şey yok, söz konusu değil. Bazen üzerinde de düzeltme yapıyorum. Buraya taktıktan sonra da düzeltme yapabiliyorum. Mesela şimdi bakacağım, eğer aralarında çok fazla yakınlık varsa ben bunu keserek alıyorum buradan. Bakın mesela o biraz yakın olmuş. Tabii doldurduğunda birazcık daha açılacak ama şöyle gösterebilirim mesela. Daha iri olmuş. Bunu ben bu sefer ne yapıyorum? Ya çıkartıp üst üste koyup tekrar yapıyorum. Veya burada görsel olarak üzerinde oturduktan sonra düzenleme yapıyorum. Dediğim gibi hani gözünüze hoş görünecek şekilde bunu ayarlayacaksınız ki hani mesela buraya oturttunuz, şöyle bir baktınız, bu tarafı olmamış dediniz. Orayı burada düzeltebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntısı yok bunun. Ben genelde bunu yapıyorum açıkçası. Ben bunu düzelteyim. Gerisini göstereyim size. Arkadaşlar şu şekilde gözlerimizi taktım. Şuralarını kalkmasın diye ister şuralarına silikonla yapıştırabilirsiniz. Ben bazen silikon kullanıyorum. Bazen de ince beyaz iplikle, ince iğneyle buralardan birer tane dikiş atıyorum. O da güzel görünüyor. Hani belli olmuyor zaten beyazın üstünde beyaz olduğu için. O şekilde yapabilirsiniz. Ben yaptım. Şu şekilde mümkün olduğunca mesela ben küçüklerde şu plastikleri kullanıyorum ve üzerini bu şekilde mühürlüyorum çakmakla yakarak. Bunu da yapabilirsiniz. Daha güvenli ve daha sağlıklı olur çocukların oynaması konusunda. Evet, şimdi arkadaşlar azaltmalarımıza geçeceğiz. Hemen işaretleyicimi bu tarafa aldım. Buradan başlıyorum. Zaten elimizde 48 sık iğnemiz vardı. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Bu şekilde 6 defa sıra başına gelene kadar 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 6 sık iğne bir azaltmayla bu sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi elimde 42 sık iğnem kaldı. Şimdi buradan tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaptım. Hemen bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltma. Yine bu sıramızda aynı şekilde 6 defa 5 sık iğne bir azaltma olacak şekilde buraya gelene kadar devam ediyoruz eksiltmeye. 5 sık iğne bir azaltmayla bu sıramı tamamladım. 6 defa azaltma yapmış oldum. Şu an 36 sık iğnemiz kaldı. Şimdi buradan yine devam ediyorum ben. 1 2 3 4 4 sık iğne, hemen bir tane azaltma. 4 sık iğne bir azaltma. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 6 defa 4 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmamızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada 30 sık iğnemiz kaldı. Yine aynı şekilde ben devam ediyorum eksiltmeye. Burada 1 2 3 sık iğne bir azaltma yapıyorum. Şimdi ben bunları komple hepsini örerek göstermek istemiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. O yüzden bu şekilde anlatıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayla da bu sıramızı tamamlayacağız. 6 defa azaltmış olacağız. Evet, bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi son eksiltmemi yapacağım. Bu
Bu da yine tabii ki bilen arkadaşlar bilir. 1, 2 sık iğne, 1 eksiltme. Aynı şekilde bu sıramı da bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, 2 sık iğne bir azaltmamla tamamladım ve bitti kafamız. Burada şuradan ilmek sabitleyici ile şu şekilde CC yaparak uzunca bir ip bırakıyoruz dikmek için. Şimdi şunu düzelteyim, size göstereyim hemen. Tabi bu dolduğunda güzel şekillenecek kafamız. İlk görüntü şu şekilde arkadaşlar. Tabi biz bunu güzelce dolduracağız. Şu yanak kısımlarını falan güzelce dolduracağız. Doldururken şu kısımları en son doldurduktan sonra şu kısımlara şu şekilde şöyle bir cımbızınız varsa çok işinize yarar. Şu şekilde şöyle şöyle buraları da doldurursanız daha güzel görünür arkadaşlar. Yoksa yassı bir kafa oluşur. Şimdi kafamız bitti arkadaşlar. Ben bunu güzel doldurayım. Sonra da hemen peruğumuzun yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, kafamızı doldurdum. Bu kafayı oldukça yoğun doldurmamız gerekiyor. Ben biraz daha sıkı ördüğüm için bir sert oluşuyor ama siz hani biraz daha gevşe görürseniz zaten eşit olacaktır boyları. Şimdi peruğumuza geçelim. Peruğumuz için bu ipimizi kullanacağız. Karamel tarzı bir ip rengimiz var. Videoda çok yansıtamıyorum. Bunun için yine sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkamızın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptık. Sihirli halkamızı kapatıyorum. Hemen sıradaki ilmekten devam ediyorum. Bir arttırma. 2 arttırma. 3 arttırma. 4 arttırma. 5 arttırma ve 6 arttırma yapıyorum. 6 tane arttırma yaptım. 12 sık iğnem oldu şu an burada. Hemen işaretleyicimi alıyorum ve buradan devam ediyorum. 1 sık iğne, 1 arttırma ile bu sıramı tamamlayacağım. 1 sık iğne, 1 arttırma. 1 sık iğne, 1 arttırma, 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 1 sık iğne, 1 arttırma. Şimdi burada 18 sık iğnemiz var. Ben işaretleyicimi şöyle alacağım. Hemen buraya yerleştireceğim. Şöyle odaklamaya çalışayım. Şu an 18 sık iğnemiz var. Bu sıramızda da 2 sık iğne, 1 arttırma yapacağız. 2 sık iğne, 1 arttırma. Burada da 6 defa 2 sık iğne 1 arttırma yapacağız sıra başına gelene kadar. 2 sık iğne 1 arttırmamı yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar işaretleyicimi alıyorum. Ben genelde bu sıradan yürütmeyi seviyorum. Bazen işaretleyici zaten çok kullanmıyorum. Burada da 1, 2 sık iğne, 3 sık iğne ve 1 arttırma. 24 sık iğnemiz olmuştu. Şimdi
3 sık iğne bir arttırmayla bu sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, 3 sık iğne bir arttırmayla bu sıramı tamamladım. Şu an 30 sık iğnemiz var. Şimdi buradan farklı bir şey yapacağız artık. Dairesel gitmeyeceğiz. Şimdi şuradan başlıyorum tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 sık iğne yaptım. Zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada bir sık iğne atlıyorum. Yani şu sık iğneye değil, daha yakın göstermeye çalışacağım size. Bu sık iğneye değil, hemen bir sonrakine batıyorum. 1 2 3. 3 sık iğne yaptım. Burada bir tane artırma yapıyorum. Şimdi buradan devam ediyorum. 1 2 3 4. 4 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4. 4 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. 3 defa 4 sık iğne bir artırmamı yaptım. Şimdi burada bir tane daha. Şimdi 3 tane yaptık. 4 sık iğne artırma, 4 sık iğne artırma, 4 sık iğne, bir tane daha 4 sık iğne artırma yapacağız. 1 2 3 4. Hemen bir artırma. 4 defa 4 sık iğne bir artırma yapmış olduk şimdi burada. Tabii en başta 3 sık iğne bir artırma, daha sonra 4 sık iğne bir artırma 4 defa yaptık. 1 sık iğne yaptım. 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne ve 5 sık iğne yaptım. Hemen zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi yine aynı şekilde şuradan bir sık iğne atlıyorum. Hemen ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5. 5 sık iğne yaptım. Bir artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne. Bir artırma. Peruklu arkadaşlar, hepsini göstermeye çalışacağım. Çünkü farklı farklı gidiyoruz. Sabit, aynı değil. Tekrar 1 2 3 4 5 sık iğne. Bir artırma. 1 2 3 4 5 sık iğne. Bir artırma. 1 2 3 4 5 sık iğne, bir artırma. Yani şöyle 1 2 3 4 5. 5 tane artırmış olduk burada. Burada hemen şu sıramı tamamlıyorum. 1
2 ve 3. 3 sık iğne yaptım burada. Hemen zincir çekip dönüyorum. Burada arkadaşlar yine buraya atlıyorum hemen ikinciden. Buradan düz öreceğim arkadaşlar. Hani eksiltme artırma yapmayacağım. Toplam 37 sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 doğrulamak adına bu sırayı beraber örelim. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ve 37. 37 sık iğne yaptık burada arkadaşlar. Şimdi buradan bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi burada da yine aynı şekilde şunu yapacağız. Bir sık iğne atlayacağız. Şu ikinciden itibaren örmeye devam edeceğim. Yine düz bir şekilde öreceğim. Toplam 36 sık iğne olacak buraya geldiğimizde. Evet, 36 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Yine burada bir zincir çekip dönüyorum. Yine aynı şekilde bir sık iğne atlıyorum. Hemen ikinciden devam ediyorum. Burada yine öreceğiz, geleceğiz. Şurada bir sık iğne kalana kadar burayı öreceğiz. Pardon, bu sırada tamamını öreceğiz. Evet, 35 sık iğne buraya kadar tamamını öreceğiz. Bir sonraki sırada artık eksiltmeler yapacağız. Şimdi buradan buraya kadar 35 sık iğne olarak örelim. Evet arkadaşlar, 35 sık iğne oldu. Sıra başına geldim. Hemen yine bir zincir çekip dönüyorum. Ve dediğim gibi burada yine düz bir şekilde öreceğim. Ama bu sıra başına geldiğimizde, şuraya geldiğimizde burada bir sık iğnemizi örmeyeceğiz. Yani burada 33 sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar, 33 sık iğne ördüm. Şöyle bir tane kaldı. Şimdi burada tekrar zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Ve buradan itibaren yine düz bir şekilde öreceğim. 31 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Sıra başına kadar, bir tane kalana kadar sanırım 31 sık iğne yapacağız şimdi. Evet, 31 sık iğnemi de tamamladım. Pardon. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu sıramızda 30 sık iğne yapacağız. Bir sık iğne atlayacağız tabii ki yine. Buradan itibaren sıra başına kadar düz bir şekilde yine eksiltme artırma yapmadan 30 sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar, 30 sık iğne örerek de sırayı tamamladım. 30 sık iğne de bakın sıra tam oluyor. Yani eksik kalmıyor. Şurada eksiğimiz vardı ama burada eksiğimiz kalmıyor. Şöyle şekillenmeye başlıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde şekillenmeye başlıyor. Şimdi burada yine zincir çekiyorum. Hemen bir sık iğne atlıyorum. Ve sıra sonuna kadar burada yine örüyorum. Toplam 29 sık iğne öreceğiz. Evet, 29 sık iğnemi de ördüm. Bakın şu nasıl güzel bir peruk olacak. Göreceğiz. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi burada sıra sonuna kadar yapmıyoruz arkadaşlar. Burada yine bir sık iğne atlıyorum. Ama 26 sık iğne yapacağız. Birlikte bunu yapalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Şu şekilde 26 sık iğne yaptık, burada kaldık. Burada 2 tane kaldı. Örmediğimiz ilmek. Tekrar zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi burada arkadaşlar 24 sık iğnemiz var. Şurası 24 sık iğne yapacağız. Yani şöyle burayı da göstermek istiyorum. Bir tane burada hiç atlamıyoruz. Yani şuradan hemen kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, burada hiç sık iğne atlamıyoruz. Direkt hemen ilk sık iğneden yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Bu şekilde 24 sık iğne yaptım ben buraya. Şimdi arkadaşlar dönüyorum. Burada zincir çekip dönüyorum. Aynı şekilde, yani ilmek atlamadan devam ediyorum ve bu sıramı bu şekilde 24 sık iğne olarak tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve sık iğne atlıyorum. Bir tane sık iğne, şunu atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. Buradan itibaren sıra sonuna kadar 23 sık iğne olarak buraya kadar örüyorum. Evet arkadaşlar, burayı da tamamladım. Hop, buradan bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen bir sık iğne atlıyorum, bir sonrakine. Buradan yine sıra sonuna kadar öreceğiz. Toplam 22 sık iğne ile tamamlayacağız. Bu sıramızı da tamamladım. Tekrar bir zincir çektim, döndüm. Yine bir sık iğne atlıyorum, bir sonrakinden. Bu sıramı da aynı şekilde tamamlıyorum. Burada da 21 sık iğne yapacağız. Bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada biz eksiltmeye geçeceğiz. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Buradan başlıyorum. 1 2 3 3 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapacağım. Ama azaltmamı ilmeklerden hani birer lobunu alarak değil. Şu şekilde 1 ikisini bir alıp tek seferde toplama şeklinde yapacağım. Bir tane azalttım. Hemen devam ediyorum. 1 2 3 sık iğne. Hemen bir tane eksiltme yaptım. 1 2 3 sık iğne, bir tane azaltma yapıyorum. Şöyle yapıyorum, ikisini bir geçiriyorum. Şimdi burada kalanı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 sık iğne. Tekrar zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada yine bir sık iğne atlıyorum. Hemen bir sonrakinden 1 2 2 sık iğne yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 sık iğne yaptım. Bir tane
Azaltma yapıyorum. Tekrar 1, 2 sık iğne yaptım. Tekrar 1 azaltma. Burada kalanı örüyorum. 1, 2, 3. Şöyle 3 tane ördüm. Şu son ilmeğimize, 3 sık iğneden sonraki son ilmeğimize şu şekilde ilmek kaydırmayla sabitliyoruz. Bunu dikmek için uzun ip bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen şu işaretleyici ipimi de koparayım. Şöyle peruğumuz oluştu. Kafamızı bulamadım. Hemen getireyim, şarap oldum. Şunu da bir halledebilirsek daha iyi olacak. Bunu da buradan çıkaralım. Bunu şu kısma yerleştireceğiz. Şimdi bu ilk etapta böyle duruyor tabii ki. Ama tabii böyle olmayacak. Biz bunu şu şekilde dikeceğiz. Ama dikerken şu kısımlarını şuradan ortadan dikeceğiz ve bu kısımlarına biraz elyaf dolduracağız. Çünkü bu şekilde tam bir peruk gibi görünmüyor. O doldurmaları yaptığımızda, bakın şöyle göstereyim size. Bir buna bakın, bir de buna. Onları yaptığımızda daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben istiyorum kulaklarını örelim ki sonra hepsini bir yerleştirip dikme işlemine geçeriz ona göre. Hemen kulaklar için ben ten rengi ipimi alayım. Ten rengi ipimi aldım. Kulaklar çok basit zaten. Sadece sihirli halka kullanacağız. Sihirli halkamı aldım. Buraya 1 2 3 4 ve 5 sık iğne. Bu kadar. 5 sık iğne yapıyoruz. Ve bunu şu şekilde şekilde kapatıyoruz. Hatta ben bunu yani şuraya sabitlemeyeceğim. Burada dikecek ipimi bırakacağım. Şu ipimi şöyle kesiyorum. Bunu dikerken gizleyeceğiz arasına. İsterseniz hiç koparmadan da gizleyebilirsiniz. Diğer kulağımızı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sonra ise şimdi hemen dikim işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi dikme işlemimize başlayabiliriz. Şimdi ben şöyle oturtturdum. Gözlerimizi mesela şuradan ben şöyle bakıyorum. Şurası bir yanından başlayıp şu şekilde çapraz 2 sık iğne yanına. Buraya kaşım olacak. Diğer kaşım da buradan 1, 2, 3, 4.'den yine çapraz şuraya. Bunlar kaşım olacağına göre saçım da en fazla şuraya gelebilir. Burası da kaştan 1, 2, 3, 4. Tam ortası o nokta. Şimdi ben bu şekilde şunları çıkarayım. Ben bu şekilde burada dikimimi yapacağım. Daha sonra şu ortaya geçip buraları ben dolduracağım arkadaşlar. Şu şekilde şu sıradan gitmek istiyorum. Ben biraz sıkı ördüğüm için dikmesi biraz zor oluyor. Yani bunu anlatayım ben arkadaşlar. Hani uğraşmayayım açıkçası. Size sonra tekrar diktikten sonra devamını göstereyim. Daha kolay olacak. Şimdi vaktinizi de almak istemiyorum. Şimdi buradan dikmeye başlayalım. Gelelim. Şöyle şu noktaya falan gelelim. Orta noktaya. Daha sonra şu boşluğumuzdan buraya elyaf dolduralım. Ama önce şu tarafa biraz dolduralım. Şuraya çok doldurmayalım. Biraz da bu tarafa ama çok değil. Yani şöyle anlatayım. Şu şekilde
Biraz şuraya, biraz şuraya. Daha sonra çünkü burada bir gidiş çizgisi yapacağız. Tam dikiyordum ki size göstermek aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi şuradan girdim, şuradan çıktım. Tekrar buradan bir ilmek battım, buradan çıktım. Burayı açıkçası bir şeması yok benim için. Mesela şimdi iğnemle. Dediğim gibi video üzerinde dikiş yapmak daha bir zor oluyor. Şimdi buradan çıktım. Şimdi tekrar. Yani şurada bir çizgi oluşturacağız arkadaşlar. Şu şekilde sıkarak şu arada yani şimdi ben dediğim gibi buradan oluşturmaya çalışıyorum. Ama biraz zorluyor beni. Çünkü şöyle şuradan batarsam olur diye düşünüyorum. Şöyle oluşuyor. Şuradan birazcık. Bu şekilde burada çizgi oluşturacağız. Saçımızın ayırma kısmı. Bakın bir şurası kaldı. Şuraya da şöyle bastırdığımız zaman ortaya çıkacak. Hemen orayı da halledelim. Gerçekten bazı kısımlar biraz zorluyor. Şimdi buradan ben direkt şuraya çıkabilirim aslında. Sonra bu tarafa geçebilirim. İpim artık dikiş yaparken yavaş yavaş katlarına ayrılıyor. Ayrıldıkça da tabii dikişi yapmak daha zor oluyor. Şu kısmı kapatmaya çalışıyorum. Bakın şöyle göründüğü zaman şurada bir bombeliğimiz var. Ona da bastırdığımız zaman güzel olacak. Ben orayı şuradan çıkacağım, şuradan batacağım. Halledeyim hemen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şekilde yaptık. Burada bombelikler oluştu. Şimdi kaşımızı yapmak istiyorum. Şurada benim biraz geride kaldı sanki. Bunu ben tekrar biraz düzelteceğim. Yani şurayı biraz çektirmem gerekiyor. Şuraya. Şimdi kaşımız için şuradan bakın. Şu göstermiştim. Şuradan geliyorsun bir yanı. Şu hizanın bir yanı. Oradan çaprazına şöyle şuraya batıyorum. Daha sonraki kaş için diğer taraftan. Orası da 1, 2, 3, 4. Şöyle bir kaş yapıyorum. Bir bakayım, biraz küçük oldu sanki. Evet, biraz küçük oldu arkadaşlar. Ya böyle durumlarda değiştirebilirsiniz tabii ki. Bir de Hayri'nin kaşları biraz kalın yapmıştım ben. Hemen şöyle. Ne yapalım? Çaprazdan şu bir altından 1, 2, 3 olabilir. Bir bakalım hemen oluyor mu? Ben genelde bu tarz hani yüzlerde falan karakterlerde göz kararı hani gördüğümü oraya oturtmaya çalışıyorum. Evet, bence bu gayet iyi oldu. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3 şurası bence olur. Tekrar ben buradan çıkacağım. Şöyle tekrar buradan batacağım. Yani ben kaşı tekrar ediyorum arkadaşlar burada. Açıkçası burada mesela örnek göreyim, birazdan göstereceğim. Ağızda ben bir ip kullanıyordum. Aliza Diva'nın bir ipi.
nar çiçeği tarzında bir rengi var. Çok güzel bir ip. Hani böyle katlarına da ayrılmadığı için çok fazla işlemeler de güzel oluyor. Şimdi mesela burada bunun katı biraz oynadığı için düzeltmeniz gerekiyor. Şimdi bunu şuradan ben yürüteyim. Bu da tamam. Şimdi dediğim gibi o ağızda kullandığım nar çiçeği ip benim şeydi, Aliza Diva'ydı ama onu bulamadım maalesef. Bir zamandır da çok fazla örgüyle ilgilenemediğim için ipimi nereye koyduğumu gerçekten bulamadım. O yüzden bu da onun renginde ama gazal X large'ının katını ayırdım, ikiye böldüm. Bir parçasını kullanacağım. Onu da bir bakalım nereden yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şuradan altından gözün. 1, 2, 1, 2, 3. Yani ortalama 1, 2, 3. Bence şurası idealdir diye düşünüyorum. Şöyle. Çıkıyorum şuradan. Şimdi burada mesela burada kaç tane kullanmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakalım hemen 9'uncuya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bence olabilir mi? Hayır. Bence 8 daha iyi olur. 8'e alalım. Burada mesela şuradan öncelikle. Pardon. Şuradan bir alt sırasındaki ilmekten çıktım. Şöyle. Bunu buradan geçirdim. Sonra şu ilmeğe battım. Görünüyor mu? Lanet yapayım. Şöyle. Bunu buradan çektim. Bunu da şuradan alayım. Bu taraftan batmak zor olabilir. Şöyle. Bu tarafta kalsın ipim. Daha güzel olur. Yine aynı yere batıyorum. Şöyle sıkılıyorum. Şöyle ağzımız oluyor. Biraz fazla sıktık. Şu şekilde ağzımız oldu arkadaşlar. Şimdi bu ipimizi de burada bir ara ilmeklerden tabii ki. Bazen ben sivri kullandığım için küçüklerde sivri kullanıyorum. Tabii her yerde değil. Ama bazen sivri kullanıyorum. Ve sivrilerde de ilmek içlerinden geçmek biraz zor oluyor. İlla ki ilmeğe batıyor. Şunu şöyle yaptığımızda içine gider zaten. Şöyle arkadaşlar, ne kaldı? Sırada burnumuz kaldı. Hemen burnumuzu da yapalım. Bunun için ten rengi ipimizi ben iğneye geçireyim. Bunu aslında şu boyunu dikeceğimiz iple bile yapabilirsiniz. Yani boyunu dikersiniz, birleştirirsiniz. Bunu da şu noktadan çıkalım. Şöyle iki ilmek arasına hemen. Bu arada hastalıklar gerçekten çok fazla olmaya başladı. O yüzden ben de video çekmekte zorlanıyorum. Çünkü bir öksürük halinde oluyorum. Ama sizi daha fazla bekletmek de istemedim açıkçası. Ören arkadaşlar var çünkü buraya kadar olan kısmını. Şöyle küçük bir burun bence yeterlidir. Diğerinde ben biraz daha büyük yapmıştım. Hangisi güzel? Şu an kestiremiyorum açıkçası. Ama şöyle göstereyim biraz daha.
İki burun da gider sanki. Şöyle bir tane daha yapabilirim aslında. Bir sıra daha. Üst tarafından geçip genişletebilirim. Tabii iğnemle uyuşabilirsem. Evet, bence yeterlidir. Bunu da şuradan arkaya alacağım ben. Da tamam arkadaşlar. Şimdi hemen kafamızın kulaklarımızı pardon. Kafamızdan önce kulaklarımız var. Kulaklarımızı da şöyle şu bırakmıştık. O kısımları dikeceğiz. Bakın şöyle orta kısmından geçtim. Hemen bir sonraki ilmekten, kulaktaki bir sonraki ilmekten baktım. Burada ilmek aralarını iyi ayarlamak gerekiyor. Ben buradan şuradan çıkacağım çünkü dediğim gibi ben çok sık örüyorum arkadaşlar. O yüzden bazen batamıyorum bile. O yüzden böyle gelgitler yapabiliyorum boyun kısmından. O sıkı örme huyumu biraz bıraksam daha mı iyi olur diye düşünüyorum ama elim de öyle alışmış. Hemen bunu diktik. Bunu göstereyim. Diğerini zaten ben dikeceğim arkadaşlar. İpimi çıkardım. Şu şekilde kulaklarımızı şu boşluklara dikiyoruz. Şimdi ben diğerini de dikeyim. Sonra kafayı dikelim. Evet arkadaşlar şöyle kulakları göstereyim. İki yanlara şu saç bitim kısımlarının yanlarına diktim. Şimdi hemen kafamızı buraya şöyle koyacağız. Bir bakayım hemen. Burada hangi noktaya denk geliyorsa o noktadan bir boyundan bir kafadan şeklinde şöyle buradan battım. Bakın şöyle. Yine şuradan gireceğim. Şu şekilde. Şöyle. Şimdi yine boyundaki bu çıktığım ilmek ve aynı yerden girip diğerinden çıkıyorum. Yani sürekli çıktığımız ilmekten giriyoruz. Mesela buradan yaptıktan sonra ipim düğüm oldu. Pardon. Evet. Şimdi şöyle çektim. Bakın burada yine şu çıktığım ilmek oraya batıyorum. Bir sonraki. Bu şekilde de boynumuzu dikiyoruz arkadaşlar. Bir boyundan bir kafadan alarak. Şimdi şuraya kadar gelelim. Şurada bir 5 ilmek falan dikmeyelim. Bir bekletelim. Evet arkadaşlar şimdi size demiştim şurada bırakın birazcık diye. Çünkü buradan ben şu şekilde buraya takviye yapıyorum. Çünkü boyun çok boş kaldığında görüntüsü de kötü oluyor. O yüzden buraya bu şekilde boyun kısmına ama kafadan tarafa değil. Kafadan tarafımız yeterince dolu zaten. Şöyle boyun kısmına
fazla olacak. Evet, şu şekilde doldurduk. Şimdi buradan yine aynı şekilde dikmeye devam ediyoruz. Kafayı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, hayrımız böylece bitmiş oldu. Şöyle odaklayayım size, daha net göstereyim. Bu daha önceki hayrımız, bu da bu hayrımız. Evet. Bu videomuzu da böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur, bildirimleri açarsanız eğer ilk videolarımdan haberdar olursunuz. İlk yüklediğim anda haberdar olursunuz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Daha sonra bunun arkadaşları gelecek inşallah. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.